Değerli arkadaşlar merhaba. Bilgi Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı, EKS sınavı hazırlıkları kapsamında sizlere destek olmaya devam ediyorum. Eğitim ve öğretimde etik, etik sistemleri test 2 ile karşınızdayım değerli arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Soru 1. Hedefe giden yolda her şey mübahtır anlayışına sahip olan etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Kural etiği, B. Toplumsal sözleşme etiği, C. Amaçlanan sonuç etiği, D. Sosyal yaşam etiği, E. Kişisel etik. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneğidir. Amaçlanan sonuç etiğidir. Amaçlanan sonuç etiği anlayışında amaçlanan sonuca ulaşmak çok önemlidir. İlkelerin fazla bir önemi yoktur. Bir nevi hedefe giden yolda her şey mübahtır anlayışı hakimdir. Bu sistemi en iyi anlatanlardan biri de Machiavelli'dir değerli arkadaşlar. Onun ahlak anlayışı amaca ulaşmak için her şey mübahtır ahlak anlayışıdır. Dolayısıyla hedefe giden yolda her şey mübahtır anlayışına sahip olan etik sistem amaçlanan sonuç etiğidir. Soru 2. Bireyin içinden gelen ses veya vicdanının etiğin kaynağı olduğunu savunan etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal yaşam etiği, B. Kişisel etik, C. Amaçlanan sonuç etiği, D. Kural etiği, E. Toplumsal sözleşme etiği. Doğru cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Kişisel etiktir. Kişisel etik sistemin en önemli temsilcilerinden biri Martin Buber'dir değerli arkadaşlar. Kişisel etiğin kaynağının bireyin içinden gelen ses olduğunu, yani vicdanı olduğunu savunur Martin Buber. Kişisel etik kişinin toplum içerisindeki bireysel duruşunu da belirler. Bireyin içinden gelen ses veya vicdanının etiğin kaynağı olduğunu savunan etik sistem kişisel etiktir. Soru 3. Bu etik sistem kişinin sosyal yaşam içerisinde kurduğu ilişkilerde uyması gereken kuralların bütününe dayanır. Yukarıda açıklaması verilen etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişisel etik, B. Toplumsal sözleşme etiği, C. Kural etiği, D. Sosyal yaşam etiği, E. Amaçlanan sonuç etiği. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sosyal yaşam etiğidir. Değerli arkadaşlar, kişinin sosyal yaşam içerisinde kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünü vardır. Hiçbirimiz dünyada yalnız yaşamıyoruz. Doğadaki her canlının yaşamak için diğer canlılara ihtiyacı vardır. Şüphesiz bu ihtiyacı en fazla hisseden canlı türü insandır. Ancak gerek insanların kendi aralarındaki ilişkilerinde, gerekse insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar bütününe sosyal yaşam etiği denir. Soru 4. Bir davranışın ahlaki doğruluğunun amaçların sonuçlarına uygun olup olmamasına göre belirlendiğini belirten etik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişisel etik, B. Toplumsal sözleşme etiği, C. Kural etiği, D. Amaçlanan sonuç etiği, E. Sosyal yaşam etiği. Değerli arkadaşlar, cevabımız D seçeneğidir. Amaçlanan sonuç etiğidir. Bir davranışın ahlaki doğruluğu amaçların sonuçlarına uygun olup olmamasına göre belirlenir. Soru 5. Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olması gerektiğinin üzerinde duran etik sistem yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hakkaniyet, B. Faydacılık, C. Bireysellik, D. İnsan hakları, E. Güzellik. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız hakkaniyettir. A seçeneğidir. Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları ilkesi, faydacılık ilkesi ve bireysellik ilkeleridir değerli arkadaşlar. Bu ilkelerden hakkaniyet ilkesi bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olması gerektiğinin üzerinde durur. Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olması gerektiğinin üzerinde durur. Hakkaniyet ilkesi değerli arkadaşlar. Soru 6. Martin Buber'in en önemli temsilcilerinden biri olduğu etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Amaçlanan sonuç etiği, B. Sosyal yaşam etiği, C. Toplumsal sözleşme etiği, D. Kural etiği, E. Kişisel etik. Değerli arkadaşlar, cevabımız E seçeneğidir. Kişisel etiktir. Kişisel etik sistemin en önemli temsilcilerinden biri Martin Buber'dir değerli arkadaşlar.
Kişisel etiğin kaynağının bireyin içinden gelen ses, yani vicdanı olduğunu belirtir Martin Buber. Kişisel etik, kişinin toplum içerisindeki bireysel duruşunu da belirler. Bu etik anlayış, bireyin ahlaki altyapısını temel alır. Bireyin yaşadığı ve çevresinde yaşanan olaylar karşısında gösterdiği tepkiler ya da koyduğu tavırdır kişisel etik. Bireyin kendine dönmesi ve kendini kusursuzlaştırmak için gereksinim duyduğu gücü kendi vicdanından almasını sağlayarak bireyin karşılaştığı özel durumlarda doğru kararlar vermesinde yarar sağlar anlayışı hakimdir. Soru 7. Sosyal yaşam etiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilinci içinde davranırlar. B. Meslektaşlar, öğrenciler ve çalışanlar hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirilmez. C. İnsanlar birbirleriyle olan ilişkilerini karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yürütürler. D. Toplumun tüm üyeleri uygunsuz olarak nitelendirilecek davranışlardan kaçınırlar. E. Nüfuz ve güç kullanımı gibi yöntemler kullanılabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Sosyal yaşam etiğine göre yanlış olan ifade, nüfuz ve güç kullanımı gibi yöntemler kullanılabilir ifadesidir. A seçeneğindeki tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukların bilinci içinde davranırlar. B seçeneğindeki meslektaşlar, öğrenciler ve çalışanlar hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirilmez. C seçeneğindeki insanlar birbirleriyle olan ilişkilerini karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yürütürler. Yine D seçeneğindeki toplumun tüm üyeleri uygunsuz olarak nitelendirilecek davranışlardan kaçınırlar ifadeleri sosyal yaşam etiğine göre doğru ifadelerdir değerli arkadaşlar, doğru bilgilerdir. Ancak E seçeneğindeki nüfuz ve güç kullanımı gibi yöntemler kullanılabilir ifadesi sosyal yaşam etiğine göre yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Sosyal yaşam etiğine göre nüfus ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri asla kullanılmaz değerli arkadaşlar. Soru 8. Bu anlayışa göre bir eylemin ahlaki bakımdan doğru sayılabilmesi için eylemin sağladığı toplam faydanın bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması gerekir. Yukarıda verilen görüş aşağıdaki etik sistemlerden en çok hangisiyle ilgilidir? A. Kural etiği, B. Kişisel etik, C. Amaçlanan sonuç etiği, D. Toplumsal sözleşme etiği, E. Sosyal yaşam etiği. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız C seçeneğidir. Amaçlanan sonuç etiğidir. Amaçlanan sonuç etiğinde fayda kavramı önemli bir yer tutar değerli arkadaşlar. Faydacı anlayışa göre bir eylemin ahlaki bakımdan doğru sayılabilmesi için eylemin sağladığı toplam faydanın bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması gereklidir görüşü hakimdir. Dolayısıyla bu anlayışa göre bir eylemin ahlaki bakımdan doğru sayılabilmesi için eylemin sağladığı toplam faydanın bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması gerekir. Bu etik sistemlerden amaçlanan sonuç etiği ile ilgili bir ifadedir değerli arkadaşlar. Soru 9. Aşağıda verilenlerden hangisi kişisel etik sisteminin özellikler arasında yer almaz? A. Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır. B. Birey bir grupta yer aldığı için haksızlığa göz yummaz. C. Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını geliştirir. D. Gerçeğin doğrunun sadece zekadan geldiğini savunur. E. Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Gerçeğin doğrunun sadece zekadan geldiğini savunur ifadesi kişisel etik sisteminin özellikler arasında yer almaz. Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır. Birey bir grupta yer aldığı için haksızlığa göz yummaz. Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını geliştirir. Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar ifadeleri kişisel etiğin özellikleri arasında sayılır değerli arkadaşlar. Ama gerçeğin doğrunun sadece zekadan geldiğini savunur ifadesi kişisel etiğin özellikler arasında yer almaz. Kişisel etik gerçeğin doğrunun sadece zekadan değil bireyin içinden geldiğini savunur değerli arkadaşlar. Soru 10. Haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulan etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Kural etiği, B. Amaçlanan sonuç etiği, C. Toplumsal sözleşme etiği,
D. Kişisel etik. E. Sosyal yaşam etiği. Cevabımız B seçeneği, amaçlanan sonuç etiğidir. Amaçlanan sonuç etiği genellikle faydacılık olarak bilinir değerli arkadaşlar. Sorulara pratik bir yaklaşım getirir ve elde edilecek sonuçlara odaklaşır. Bu etik haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulmuştur. Haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulan etik sistem amaçlanan sonuç etiğidir değerli arkadaşlar. Soru 11. Bir eylemin ahlaki doğruluğunun amaçlanan sonuçları tarafından belirlendiğini savunan etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Amaçlanan sonuç etiği. B. Kural etiği. C. Kişisel etik. D. Toplumsal sözleşme etiği. E. Sosyal yaşam etiği. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Amaçlanan sonuç etiğidir. Soru kökünde de aslında amaçlanan sonuçları tarafından belirlenen ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla bizlere ipucu verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı amaçlanan sonuç etiğidir değerli arkadaşlar. Bir eylemin ahlaki doğruluğunun amaçlanan sonuçları tarafından belirlendiğini savunan etik sistem amaçlanan sonuç etiğidir değerli arkadaşlar. Soru 12. Bu ilke bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını arttırmak olduğunu savunur. Yukarıda açıklaması verilen etik sistem ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Faydacılık. B. İnsan hakları. C. Hakkaniyet. D. Bireysellik. E. Kazançlılık. Değerli arkadaşlar, cevabımız bireyselliktir. Bireysellik ilkesi, bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını arttırmak olduğunu savunur. Tekrar edelim. Bireysellik ilkesi, bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını arttırmak olduğunu savunur. Değerli arkadaşlar, eğitim, öğretimde etik sistemler Test 2 burada sona erdi. EKYS'de çıkabilir serimiz devam edecek. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalın.